İyi günler sevgili izleyiciler. Haber Ajansı'ndaki birlikteliğimiz başlamış bulunuyor ve stüdyo konuğumuz akademisyen, köşe yazarı İsmail Kemal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, biraz önce de konuştuk. Çok konu birikmiş konuşacak. Evet, evet. Ve yoğun gelişmeler oluyor yoğun tabii. Yoğun gelişmeler, evet. Şeyle başlayalım. Can Dündar ve işte Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün bırakılmasıyla serbest ilgili, bırakılması. Serbest bırakılmasıyla evet, ilgili. Evet, evet. Galiba bugün sabah 3 sıralarında bırakıldılar. Evet, evet. Bununla başlayalım. Nedir düşünceniz tüm olayın da gelişimine baktığınızda evet, bu noktaya evet. gelmesi? Yani şimdi sabahleyin ben dünya basınını gözden geçirdim. Hep orada Türkiye'de gazeteciler serbest bırakıldı diye haberler vardı. Evet. İnsanın utanası gelir. Yani Türkiye dünyada gazetecilerini tutuklayan, gazetecilerini hapse atan bir ülke olarak geçiyor. Ve serbest bırakıldı gazeteciler. Bu da haber. Böyle olmaması gerekir maalesef. Ben sabahleyin Facebook'ta paylaştım bu serbest bırakılmasını. Tabii bizim için güzel bir sürpriz oldu. Gazetecilerin serbest bırakılmış olması çok sevindirici bir gelişme. Ama yani şimdi Türkiye'de çok acayip bir durum var gazetecilik alanında. Eğer hükümeti destekliyorsanız size tüm olanaklar sağlanıyor, bütün önünüzdeki bütün engeller kalkıyor. Eğer yandaş gazeteciyseniz, eğer muhalif gazeteciyseniz de size cezaevi, mahkemeler reva görülüyor. Bu ne basın açısından, ne özgürlükler açısından, ne de Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı bir durum değildir. Yani demokrasilerde yandaş medya diye bir şey olmaz. Her konuda illa da iktidarı destekleyen, iktidara toz kondurmayan, iktidarı eleştirmeyen, görevini iktidarın avukatlığını yapmak olarak algılayan ve maalesef şu anda Türkiye'de bu kesim medyanın çok geniş bir kısmını elinde tutuyor. Muhalif basın medya ise giderek küçülüyor, susturuluyor baskı altında. Bir Cumhuriyet Gazetesi geleneksel olarak solda yer alan ve muhalif konumda olan bir gazete. Bu gazeteye de yapmadıklarını bırakmadılar. Yazı İşleri Müdürü'nü, Ankara Temsilcisi'ni bu kadar zaman tuttular, hapiste tuttular. Neyse ki Anayasa Mahkemesi etti ve bu da şeyi de gösterir. Yani Türkiye'de basın özgürlüğüyle birlikte mahkemelerin bağımsızlığı, yargının bağımsızlığı da çok önemli. Türkiye'de hem basının bağımsızlığı zedelendi, hem de yargı bağımsızlığı zedelendi ve bunun sıkıntılarını yaşıyor ülke. Bir tarafta biraz önce dediğim gibi çok geniş bir yandaş kesim var. İşleri güçleri yağ çekmek, iktidara yağ çekmek. Halbuki basının görevi iktidarı övmek değildir. Basının görevi iktidarı eleştirmektir. İktidarın açıklarını, hatalarını, eksikliklerini bulup halka götürmek ve iktidarı daha etkili hizmet vermeye, daha doğru hizmet vermeye zorlamak ve doğru haber vermek. İnsanlara doğru haber sağlamak. Türkiye'de bu değildir. Yani açarsınız bu şeyleri, yandaş diye belirlenen şeyleri, övgü düzmekten başka bir şey yok. Peki ya bu hükümetlerin hiç hatası yok mu? Hiç hata yapmıyorlar mı? Eksiklikleri yok mu falan? Yok öyle bir şey. Çünkü öyle bir şey yazan, orada görev yapıp da yazan gazeteci veya köşe yazarı da hemen paketleniyor. Hiç orada kalmasına imkan yok. Bu yerleşik basını Türkiye'nin de çok zarar gördüğü. Yani ben eskiden Türkiye'nin büyük gazetelerini okumaktan zevk alırdım. Şu anda o eski bildiğimiz köşe yazarları kalmadı. Teker teker hepsini ayıkladılar. Onların yerine hükümete yakın olduğu, iktidara yakın olduğu bilinen isimler geldi. Yazdıkları yazılarda kalite yok. Bütün dertleri savunmak, iktidarı savunmak. Bu anlamda yani artık Türkiye gazetelerini okumanın çok fazla bir şeyi de kalmadı maalesef. Şimdi bu gazeteciler serbest bırakıldı. Güzel bir şey. Ama Türkiye'de ta eskilere dayanan bir şey var. Yani gazetecisini hapse atmak, gazetecisini ezmek. Halbuki gelişmiş ülkelerde hükümetin hatalarını ortaya koyan, hükümetin
skandallarını ortaya koyan gazetecilere ödül verilir. Bu böyledir. İşte Pulitzer ödülü, Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük ödül bu dalda. Skandalları ortaya çıkaran gazetecilere verilir. İşte Watergate skandalı falan buna benzer. Türkiye'de bunu yaparsanız siz hapsi boylarsınız. Umarız bunlar yavaş yavaş düzeltilir ve basın rahatlıkla hükümeti eleştirebilir. Evet. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin neydi kabahati, Can Dündar'ın neydi kabahati? Gerçek olan bir haberi yazdılar. Yazmamaları gerekiyormuş efendim. Yasalar buna el vermiyormuş. Yasaları değiştir kardeşim. Senin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeyin var, çoğunluğun var. Eğer Türkiye'nin yasaları basın özgürlüğünü engelleyici nitelikteyse bu yasaları değiştir, kaldır ve gazetecilere doğruları yazma olanağı ver. Ha yanlış bir şey yazıyorsa, yalan bir şey yazıyorsa o başkadır ve o zaten teşhir edilir, toplum bunu görür ve ona göre de karar verir. Şimdi Türkiye'nin Suriye politikalarının hataları ortaya çıktı. Suriye'de belirli gruplara verilen destek ortaya çıktı. Hep bunlar artık bugün biliniyor. Ve Türkiye bundan dolayı da çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Şimdi gazeteciler bunu yazdı diye, yani bu tır meselesini yazdı diye bunları hapse atmak değil de bu yanlış politikaları yürütenleri aslında cezalandırmak gerekir. Gazetecilere de bunu ortaya çıkardıkları için ödül vermek gerekir. Kimse şey demiyor. Can Dündar yalan yazdı demiyor. Çünkü yalan yazmadı. Bu biliniyor. Doğrudur yazdı. Efendim yasayı çiğnedi. Senin yasaların eğer basın özgürlüğüne vermiyorsa gece gündüz diyorlar ki biz Avrupa Birliği üyesi olacağız. Avrupa Birliği standartlarını yakalayacağız. O zaman Avrupa standartlarında basın yasası çıkar ve doğruyu yazan gazeteciler, gerçeği yazan gazeteciler de hapse gitmesinler, ödül alsınlar. Toplumu bilgilendirmiş olurlar. Bir ülkede eğer hükümeti eleştirecek kalmamışsa, basın, medya kalmamışsa o hükümet hata yapmaya mahkumdur. Bu hatalarını kimse kendisine söylemeyecektir. Toplum bundan haberdar olmayacaktır. Ve sonuçta çok daha büyük zararlar ortaya çıkacak ülke için. Bunun için biz özgür basından söz ediyoruz. Demokrasilerin üstünlüğü de buradadır. Dolayısıyla umarız bundan sonra Türkiye gazetecilerini, aydınlarını, yazarlarını, yani Türkiye'nin düşünen kesimini hapse atma alışkanlığından eder ve onlara değer verir. Maalesef Türkiye'de böyle bir gelenek var. İşte ünlü yazarlar, şairler, işte Nazım Hikmet'i hatırlayalım falan. Bunlar hayatlarını geçirir, hapishanede geçirirler. Türkiye gerçekten Avrupa Birliği üyesi veyahut da Avrupa standartlarında bir ülke olacaksa böyle olmaması gerekir. Ha bundan şöyle bir sonuç çıkar mı? Yani basın istediğini yazar, istediğini... Hayır, muhakkak öyle değildir. Yani bunun yasaları vardır. Ama belli ki Türkiye gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalayamadı. Bu nedenle de bugün Batı basını Türkiye'de gazeteciler serbest bırakıldı diye haber yapıyorlar. Biz de aydın insanlar olarak, demokrat insanlar olarak bunu okuduğumuzda üzülüyoruz, utanıyoruz açıkçası. Umarız artık bunlara bir son verilir. Hukuki süreç sonuçta kararı verecektir Türkiye'de. Evet. Tabii Avrupa Birliği standartlarına dikkati çektiğiniz için oradan sormak istiyorum ben. İşte Türkiye raporteri Piri'nin yazdığı rapor, Türkiye'de bir kanlı iç savaşın yaşandığı, basın özgürlüğüne, daha doğrusu özgürlüklere ve insan hakları ihlallerine de dikkati çekiyor. Ve Avrupa Birliği'ni de suçluyor aslında. Evet. Bu mülteci krizinden dolayı susmakla suçluyor Avrupa Birliği'ni. Sizin düşünceniz nedir Avrupa Birliği'nin bu pozisyonu açısından? Evet. Tabii Türkiye'de buna sert tepki geldi. Evet, sert tepki. Hükümet kanadından. Şimdi bakınız, Avrupa Birliği'nin raporları %100 doğrudur veyahut da çok kutsal belgelerdir diye bir şey yoktur. Ama orada ortaya konan görüşleri soğukkanlı bir şekilde değerlendirmek gerekir. Sonuçta Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen Türkiye'dir. Avrupa Birliği Türkiye'yi zorlamıyor üye olmaya.
Eğer böyle ise o zaman siz Avrupa Birliği'nin normlarına, Avrupa Birliği'nin müktesebatına uymak durumundasınız. Uymayacaksanız da boşu boşuna işte ben üye olmak istiyorum falan diye de şey etmenin bir alemi yok. Şimdi Türkiye'deki demokrasi, genelde demokrasi standartlarının bayağı zayıfladığını son yıllarda, basın özgürlüğünün çok büyük gerileme içerisinde olduğunu, işte Kürt sorununda daha önce yaşanan o müzakere süreci, çözüm sürecinin yerini sadece hükümet nedeniyle değil, PKK'nın da yani sonuçta başlatan PKK oldu bunu. Onların da tavrı nedeniyle şu anda belirli şehirlerinde, Türkiye'nin veya kasabalarında çok yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı, ordu ile şeyler arasında, bu örgüt arasında ve bunun tabii şeye yansıyan görüntüleri, bunlar çok çok rahatsız edici şeyler. Türkiye'nin iç barışı, iç huzuru açısından, Kürt sorununun çözümü noktasında bu iktidar çok vaatlerde bulunmuştu ve gerçekten de bir beklenti yaratılmıştı. Akıllı politikaları izleyerek, dünyanın başka ülkelerinde bu tür sorunlar yaşamış olan ülkelerin deneyimlerinden de yararlanarak, ki Avrupa'da var bu tür şeyler, dünyanın başka ülkelerinde de var, bu sorunu çözümleme. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'de şu anda Rusya'nın modeli uygulanıyor. Çeçenistan'da Rusya bunu uyguladı. Bombala, öldür, kes, bu şekilde sorunu halledersin. Bir de Sri Lanka'da benzeri bir şey yapılmıştı Tamillere karşı. Askeri olarak işte şeyler tamamen yok edildi. Yani Rusya veya Sri Lanka biz başardık, bu sorunu çözümledik diyebilirler, öyle düşünebilirler. Ben çözümlediklerini sanmıyorum. Sonuçta gün gele bu sorunlar yeniden ortaya çıkacak. Ama Türkiye'nin sorunları çok daha ciddi ve çok daha önemlidir. Yani Türkiye'nin tarihine baktığınızda, Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet'in kurulmasından hemen sonra 1925'te Kürt isyanları görürsünüz. Ondan sonra bu isyanlar zaman zaman devam eder. İşte çok tartışılan Dersim olayları falan. Gelecekte de şu anda yaşanan olaylar çok tartışılacak. Yani düşününüz, bu gençler, bu iktidar uzun dönem bu Dersim olayı üzerinden epey şey yapmaya çalıştı. Prim yapmaya çalıştı. CHP'ye karşı, CHP'yi vurmak için. Şimdi de üç aşağı beş yukarı aynısını yapıyor. Şeye karşı mücadele. Ha, terörizmle mücadele edilmeyecek mi? Tabii ki edilecek. Terörizme karşı ilkeli tutum önemlidir. Ama burada sivil halk çok önemli. Sivil halk da büyük sıkıntılar yaşıyor, büyük zarar görüyor. Kolay değildir denebilir tabii, yani bu da doğrudur, kolay değildir o şeyi yapma. Özellikle şehir içerisindeki mücadelede sivil insanları korumak öyle sanıldığı kadar kolay. Zaten şeyler de, yani bu tür örgütler de bu nedenle şehrin içerisine girip bu tür şeyleri veriyorlar ki orada şey daha zor ve siz sivil halka şey verdiğinizde, zarar verdiğinizde sivil halkı size karşı çevirmek için bunu yapıyorlar. Bunların bilincinde olarak, bunları bilerek şey etmek lazım. Yani bir, eğer Türkiye'de uygulanan politikalar Türkiye'de kendi kimliğini Kürt olarak gören insanları tamamen yabancılaştıracaksa, tamamen ya bu devlet içerisinde benim bir şeyim yok, yani bir ortak yönümüz kalmadı. Bu Türkiye için çok kötü olur. İnsanları sadece baskı altında bir arada tutmak mümkün değildir. Arada daha başka bağların olması gerekir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi çok uzun süre bunu din üzerinden yapmaya çalıştı. Belirli oranda başarılı da oldu aslında. Yani Müslümanız, Türküz, Kürdüz ama sonuçta Müslümanız hepimiz. Evet. Kürtler de bayağı dindar şey olarak, bayağı geniş bir dindar kesimleri olduğu için uzunca süre Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kredi verdiler, destek sağladılar. Şimdi gelinen noktada sanki o da artık pek çalışmıyor. Yani o İslam kardeşliği
şeyi de pek ortaya çıkmıyor. Ben bu tür sorunların sadece askeri yöntemlerle çözümlenebileceğini düşünmüyorum. Sanırım Avrupa Birliği'nin de ortaya koymaya çalıştığı genel görüş budur. Bunları siyasi süreçlerle bir çözüme bağlamaya çalışmak, insanları yabancılaştırmamak kendinize, tam tersine kardeşliği geliştirmek için çaba harcamak, bunun yollarını aramak ve yani o bölge şu anda devletin sadece askeri gücünü görüyor karşısında. Evet. O bölgelere devletin hizmetini götürmek, yatırımlarını götürmek, o bölgede ekonominin canlanmasını sağlamak, işsizliği düşürmek. Bunlar yapılırsa bence sorunun çözümü çok daha kolay olur ve bu sadece şiddet yoluyla bir şeyler elde etmeye çalışan örgütlerin etkisi de azalır. Hmm. Şu anda şiddete karşı şiddet var şeyde. Evet. Ve barışçı yöntemleri savunan insanlar da arada sıkışmış durumda. Yani Kürtler arasında da bu sorunların barışçı şekilde çözümlenmesini savunan insanlar var ama onların isimleri duyulmuyor, sesleri duyulmuyor. Bir tek işte karşıda PKK, diğer yanda şey devlet ve çok yani Türkiye'nin yine dış dünyadaki imajını bayağı sarsıcı şeyler yaşanıyor. Evet. Bu da Türkiye için çok iyi değil, Türkiye'nin birliği için. Yani içinden geçmekte olduğumuz süreç hem bu gelişmeler, Türkiye'nin içinde yaşanan bu gelişmeler nedeniyle hem de Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'yi çok zor bir döneme soktu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir açıklamasında şey vardı. Türkiye belki tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Yani Cumhuriyet'in kurulduğu zamandan beri en zor günlerini yaşıyor. Eğer böyle ise bunun sorumluluğunun bir kısmını da iktidarın üstlenmesi gerekir. Ülkeyi siz yönetiyorsunuz kardeşim. Neden ülke bu zor günlere geldi? Neden siz gerekli önlemleri alarak, sorunları zamanında çözümleyerek, dış politikanızı daha iyi yürüterek ülkeyi bu zor duruma düşmekten kurtarmadınız diye de sormak gerekir. Kim soracak bunu? Evet. Basın soracak, medya soracak, düşünen insanlar soracak, yazarlar soracak. Eğer siz bunları susturmaya kalkarsanız o zaman suskun bir toplum oluşur. O topluma da demokrasi denmez. Daha farklı bir toplum ortaya çıkar. Bu tür toplumların da dünyada çok şeyi yok. Beğenisi yoktur. Saygınlığı da yoktur. Dolayısıyla yumuşak gücü de kalmıyor. Eğer Türkiye ekonomisiyle, savunmasıyla, her şeyiyle ama yumuşak gücüyle de etkili bir aktör olmak istiyorsa içindeki olaylara bir çeki düzen vermesi gerekir. Bir de dış politikasını yeniden düzenlemesi, ayarlaması gerekiyor. Ciddi hatalar yapıldı. Bu hataları söylemek kabahat değildir. Bu hataları kabul edip öz eleştiri yapmak da bence şey değildir, zayıflık anlamına gelmez. Tam tersine güçlü olma anlamına gelir. Madem ki Türkiye tarihinin en zor günlerini yaşıyor, bu noktada hem iktidarın hem muhalefetin bunun bilincine vararak buna uygun çalışmalar yapmaları gerekir. Evet, dış politikaya değinmişken Washington Post'un bir değerlendirmesi var. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin ardından Suriye'de de özellik bir Kürt devleti kurulmasından endişe duyduğu ve Kürt sorununun Türkiye siyasetine yön veren konu haline geldiği tespiti var. Siz katılır mısınız buna? Hem iç siyaset açısından hem dış politika açısından baktığımızda aslında şu an Türkiye siyasetine yön veren Kürt sorunu mudur? Dış politika da çok önemli. Yani özellikle Suriye'ye bakışta, Suriye politikalarının oluşmasında ve bu nedenle de tabii diğer ülkelerle ilişkileri de bu etkiliyor. En fazla da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri etkiliyor. Sonuçta Türkiye'nin en büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ama bu konuda farklı bakışlar olduğu için de karşı karşıya geliyorlar.
Şimdi bu da çok karmaşık bir konu, kolay değil ama yine burada akılcı, uzun vadeli ve pragmatik politikaların geliştirilmesi gerekir. Irak şey meselesine baktığımızda önceleri Irak konusuna da Türkiye çok tepkisel davranıyordu. Yani bu otonom Kürt bölgesi oluşturulduğu zaman Türkiye çok sert tepki göstermişti. Türkiye'de biliyorsunuz hep şey korkusu var, Türkiye bölünecek falan. Şimdi tabii kimse Türkiye'nin bölünmesini istemez ama bunun önüne geçmenin yolu da gerçekçi, ayağı yere basan, realist, pragmatik politikalar yürütmektir. Nitekim sonuçta Türkiye oradaki Kürt yönetimiyle işbirliği içerisine girdi. Bayağı ilişkiler gelişti. Yani okuyoruz işte makalelerde o bölgede Türk iş adamları çok önemli ihaleleri aldılar. Ya. Önemli inşaatlara imza attılar. Orada satılan malların çoğu Türkiye'den giden mallar. Dolayısıyla sonuçta o şey korkuya dayalı zıtlık ilişkilerinin yerini özellikle ekonomik alanda ama diğer konularda da bir işbirliği aldı. Ve bu konuda tabii yani siz Barzani ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunuzda PKK konusunda da elinize bir şey ele geçirmiş olursunuz, bir kart ele geçirmiş olursunuz. Çünkü sonuçta bu Kürt oyununun en önemli oyuncularından biri de Barzani'dir. Şimdi aynı şekilde Suriye meselesinde Türkiye korkularını dile getiriyor. Orada ayrı bir bölge, bir otonom bölge oluşabilir mi? Oluşabilir mi? Oluşabilir bence. Yani gidişat onu gösteriyor. Beşar Esad yönetimi şu ana kadar Türkiye'nin tanınmış resmi hükümetidir. Birleşmiş Milletler'de temsil ediliyor. Evet. Ve Kürtlerle de Türkiye'ye karşı özellikle belirli bir şey işbirliği geliştirdi. Şimdi çok ilginçtir burada. Bakınız devlet olmayan bir örgüt şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler içerisinde, Rusya ile ilişkiler içerisinde ve merkezi hükümetle, Beşar Esad hükümeti ile ilişki içerisinde yalnız kalmış konumda olan Türkiye. Ve Türkiye hep tepkisel politikalar veriyor. Bu Türk dış politikası için çok iyi bir durum değil. Bir ülke kendini bu kadar yalnızlığa itmemelidir. Nasıl olur da devlet olmayan bir örgüt iki büyük gücü yanına alır, kendi tarafına çeker. Tabii buna ben Beşar Esad'ı da eklemek istiyorum. O da bir aktördür. Ve bunun karşısında siz derdinizi anlatamıyorsunuz. İşte Amerikalılara devamlı şey deniyor. Bu örgüt PKK'nın devamıdır, benzeridir falan. Amerikalılar da hayır biz PKK ile şeyi ayırıyoruz Suriye'deki durumu. Onlar bize IŞİD'e karşı mücadelemizde yardım ediyorlar. Biz oraya asker gönderemeyiz. Onlar karada, aşağıda bizim askerlerimiz görevini yerine getiriyorlar. Dolayısıyla biz onları desteklemekten vazgeçmeyiz. Sen de onları bombalamaktan vazgeç diye de devamlı Türkiye'ye baskı yapıyorlar. Rusya da tabii bu kartı kullanmayı gayet memnuniyetle üstlenmiş durumda Türkiye'ye karşı. Şimdi yarın Beşar Esad ben Kürtlere otonomi verdim derse ne olacak? Evet. Türkiye bunu şey edebilir mi? Durdurabilir mi? Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması önemli bir konudur. Türkiye'nin taleplerinden biri budur, bu önemlidir. Ben de buna katılıyorum. Ancak geldiğimiz noktada bakınız, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin son bir açıklaması vardır. Eğer bu ateşkeste başarılı olmazsa B planı nedir? Suriye'nin bölünmesi. Bu bölünme gerçekten gündeme gelecekse, bu bana göre daha çok Rusya'yı şey etmek, uyarmak anlamında söylenmiş olan bir şeydir ama artık dile getiriliyor. Yani evet. Suriye bölünebilir, bölünme senaryoları var, B planı var diye. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı konuşuyorsa orada bir şeyler var demektir. Şimdi bölünecekse Suriye bu parçalardan biri de Kürtlere ait olacak. İşte bir kısmı Alevilere ait olacak, bir kısmı Sünnilere ait olacak. İdeal olan bu değil tabii. İdeal olan istenen ve şu anda görebildiğim kadarıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde istediği şeydir.
O toprak bütünlüğü içerisinde, Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde eski siyasal sistemin devamı mümkün değil. Yani tek parti ve Baas Partisi iktidarında işte azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiği bir sistemin kurulması mümkün değil. Ülkedeki bütün grupların evet. şeye katılımının evet. sağlayacağı, haklarının sağlanacağı yeni bir anayasa. Bu anayasa içerisinde Kürtlere ne gibi haklar verilecek? Bunu şimdiden şey etmek mümkün değil. Ama Kürtler toprak üzerinde konumlarını güçlendirdikçe ve askeri olarak güçlendikçe, kontrol altında tuttukları bölgeyi genişlettikçe, ki Türkiye bundan aslında korkuyor ve bunları şey diyor ve Amerikalılar işte bunu kontrol etmeye çalışın falan diyor. Onların masadaki pazarlık şeyi çok daha fazla artmış olacak. Büyük olasılıkla onlar da otonomi isteyecekler. En az otonomi isteyecekler böyle bir pazarlıkta. Bunları hep göz önünde bulundurmak gerekir ama burada işte önemli olan şeydir. Türkiye sadece tehdit ederek, sadece korkutmaya çalışarak bu sorunları çözümleyebilir mi? Ve özellikle şimdi gelinen aşamada iki büyük gücü ABD'yi ve Rusya'yı karşısına alarak bu sorunları çözümleyebilir mi? Yoksa acaba başka yöntemlerin de hayata geçirilmesi gerekir mi? Türkiye eğer ta başından IŞİD'e karşı daha güçlü bir mücadele verseydi, bence Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri çok daha güçlü olurdu. Ve Amerika Kürtlere bu kadar muhtaç olmadığı için belki Amerika da bu kartını elinden bırakmazdı ama ona bu kadar büyük de değer vermezdi. Şimdi Türkiye IŞİD'e karşı gerekli mücadeleyi vermeyince bölgede Amerikalılar için bir tek şeyler kaldı. Kürtler kaldı. Kürt örgütü kaldı o mücadelede. Dolayısıyla Amerikalılar da onlara önem veriyorlar. Şimdi bu durumda onları şey etmiyorlar. IŞİD'in bunun rolü için, arttı mı Türkiye açısından? IŞİD Türkiye için çok büyük bir talihsizlikti. Evet. IŞİD ortaya çıkmasaydı belki bütün bu konuştuklarımızı çok daha farklı şekilde konuşurduk. Çünkü Batı dünyasını korkutan IŞİD'dir. Evet. Diğer hareketler Batı'yı o kadar çok şey etmez, korkutmaz. Bu radikal İslamcı, özellikle IŞİD'in sergilediği türden, işte kafa kesen, insan yakan, kadınların ırzına geçen listeyi uzatmak mümkün. Kölelik, köleliği geri getiren bir örgüte karşı Batı herkesle işbirliği yapmaya hazır. Beşar Esad'la da işbirliği yapmaya hazırdırlar. Bunu da kabul etmek gerekir. Bu noktada Türkiye bölgesel bir aktör olarak, güçlü bir aktör olarak IŞİD'e karşı başından daha etkili bir mücadele verseydi bugün masada konumu çok daha farklı olabilirdi. Türkiye hep işi salladı, şey etti, hep Kürt korkusu ile şey etti. Yani işte Kobani meselesinde bunu çok şey bir şekilde yaşadık, canlı bir şekilde. Yanlış politikalardı bunlar. Tamam, ilk dönem IŞİD Türkiye'li diplomatları falan şey rehine almıştı. O dönemde Türkiye'nin dikkatli davranması anlaşılabilir şey bir şeydi ama rehinelerin serbest bırakılmasından sonra Türkiye'ye IŞİD'e karşı çok daha etkili bir mücadele vererek bugün hem Suriye içindeki konumu çok daha güçlü olabilirdi hem uluslararası arenada. Şimdi bakınız, hep yani çok güçlü bir propaganda var. Aslında Türkiye IŞİD'e yardım ediyor deniyor. Deniyor. Evet, evet. Evet. Ve Türkiye bu konuda kendini hep devamlı savunmada hissediyor. Çok da inandırıcı olamıyor şeyde. Rusya tabii son dönemde bunu çok çok şey etti, bu propagandayı, ama Batı'da da bu tür sesler çıkıyor. Sizin savunma konumuna düşmeniz iyi bir şey değildir. Yani gerçek olmayabilir söylenenler, büyük olasılıkla da gerçek değildir. Ama siz hep devamlı savunma, ya biz yapmadık, biz etmedik, biz suçsuz falan dediğinizde bu çok fazla şey olmaz. Sizin saldırıda olmanız gerekir propagandif olarak. Türkiye bunu yakalayamıyor. Dolayısıyla Suriye meselesinde yeniden bir değerlendirme yapmak gerekir. Bakınız yani benim temel bakışım şudur. Kürtler bu bölgenin asil öğelerinden biridir. Ve yarın Ruslar bu bölgeden gidecek. Amerikalılar bu bölgeden gidecek ama kalacak olan o bölgede yaşayan insanlardır. Dolayısıyla bu insanlarla
çok büyük kavgalar içerisine girmeden, çok kanlı olaylar yaşanmadan acaba biz nasıl konuşabiliriz, nasıl anlaşabiliriz? Ha, bu şey demek değildir. Her konuda onların istediğini kabul etmek, her yaptıklarına evet demek, her yaptıklarını onaylamak anlamına gelmez. Ama başka yöntemlerde deneyerek bu sorunları çözümlemeye çalışmak gerekir. Top ateşi atarsınız, bombalarsınız, çok fazla etkili olur mu bilmiyorum. Çünkü artık Türkiye'nin Suriye'nin içine girmesi yasaklanmış durumda. Evet. Rusya'nın orada olması nedeniyle. Bakınız, öyle bir noktaya geldik ki artık Avrupa Birliği dış politika temsilcisi bir Türkiye-Rusya savaşı olasılığını dile getirebiliyor. Hmm. Bu çok önemli bir şey. Yani siz düşünebilirsiniz bunu. Diplomatlar bütün senaryoları düşünür. Ama bunu dile getirdiğinizde o artık daha ileri bir aşamaya gelmiştir. Ha, olur mu böyle bir şey? Büyük olasılıkla olmaz ben diye düşünüyorum. Türkiye böyle bir şeye girmez herhalde. Ama yine mesela bugün sabahleyin ben bir değerlendirme okudum. BBC Türkçe'nin şeyinde, internet sitesinde vardı. Yani bu iş böyle devam ederse Suriye'de bir noktada Türkiye girmeye zorlanacak. Başka bir alternatifi kalmayacak. Şimdi Türkiye'nin oraya girmesi demek Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmesi demektir. Türkiye-Rusya savaşı Türkiye'nin yararına olmaz. Yani bunu çok hafif bir şekilde söyleyeyim. Dolayısıyla çok yani bu nedenle Türkiye tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Yoksa Türkiye tarihinde çok zor dönemler yaşadı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadı. Yalnız kaldı Avrupa'nın içerisinde. Daha sonra çeşitli dönemlerde çok zorluklar yaşandı ama Abdullah Gül diyor ki şu anda içinde bulunduğumuz durum Türkiye tarihinin en zor dönemidir. İşte burada çok akıllı davranmak gerekir. Özellikle Rusya ile bir savaşa girmek hiç şey olmaz, akılcı bir şey olmaz. Ha, Rus ordusu Türkiye topraklarına girerse tabii ki o zaman siz savaşırsınız. Yani onun bir şeyi yoktur. Ben ondan bahsetmiyorum ama Suriye için, Suriye nedeniyle Rusya ile bir savaşa girmek bence, yani şu anda bence Putin bunu istiyor. İntikam almak için Türkiye'den. Türkiye'yi o şeye, tuzağa çekmeye çalışıyor. Bu Ankara saldırısının gerisinde de aslında Türkiye'yi bir savaşa sürükleme şeyi var. Provokasyon yönü vardır. Türkiye'nin çok soğukkanlı davranması ve Suriyeli Kürtlerle acaba nasıl bir diyalog kurulabilir, nasıl konuşulabilir ve bu işler yumuşatılabilir. Sonuçta onların da çıkarınadır Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmak. Çünkü dediğim gibi yani gün gele Rusya buradan kaçacak, Amerikalılar buradan kaçacak ama Türkiye orada olacak. Komşu olunacak. İşte ne olacaksa yeni Suriye, onun Türkiye ile ilişkileri çok önemli olacak. Dolayısıyla konuşmak hiçbir zaman insanlara bir şey kaybettirmez. Konuşmamak kaybettirir. Kanalları açık tutmak ve gerekli mesajları iletmek çok çok önemlidir. Türkiye bir şekilde önce kendi Kürt sorununu çözümleyerek ve diğer ülkelerdeki Kürt sorununun, yani Irak'taki, Suriye'deki, şu anda kimse konuşmuyor ama İran'ın da aslında benzeri bir sorunu var. Bunların şeyinde Türkiye insan haklarının yanında, demokratik hakların yanında yer alan bir ülke olabilirse bölgedeki şeyi çok daha fazla artar. Ha, bu ayrılıkçılığı desteklesin veyahut da ülkelerin toprak bütünlüğünü ne zarar verir? Hayır, öyle, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Ülkelerin bütünlüğü çerçevesinde farklı kimliklere haklar tanınabilir, tanınmalıdır. Bu birliktelik, farklı kimliklerin birlikteliği gönüllü bir birlik olmalıdır. Yani zorla dayatılan bir birlik, yukarıdan sopa ile dayatılan bir birlik olmamalıdır.
Yoksa Orta Doğu'da bu tür çok sorunlar var. Yani Orta Doğu'daki ülkelerin tümünde çok farklı kimlikler bir arada yaşıyorlar. Ama genellikle bir grup diğer grupların üzerinde hakimiyet kurduğu için ve dikta kurduğu için diğer gruplar da ilk fırsatta ona karşı ayaklanıyorlar. Ve sonuçta işte Suriye'deki gibi katliamlar görüyoruz. Burada çözümün parçası olmak, çözüme yardımcı olmak çok çok önemli. Çok yönlü, uzun vadeli bir strateji oluşturması gerekir Türkiye'nin Orta Doğu için, kendi bölgesi için ve bunu hayata geçirmesi için. Burada askeri yöntemler bir yöntem olabilir. Kesinlikle hiç olmayacak ben demiyorum ama diyalog, konuşma, ekonomik araçlar, kültürel araçlar, hep bunlar devreye sokularak bölgede Türkiye'nin etkisinin, gücünün, saygınlığının artırılması gerekir. Evet, bölge için, kendisi için bir strateji geliştirmesi lazım dediniz. Muhakkak. Ve dış politikada yapmış olduğu hataları aktardınız. Gelelim tabii ki Kıbrıs'a. Evet. Kıbrıs açısından... Biz de bu bölgenin bir parçasıyız. Tabii. Bu bölgenin içerisindeyiz ve çok yakınız. Evet. Biraz önce konuştuklarımız aslında bize 60 deniz mili uzaklıkta meydana geliyor. O yüzden çok önemli. Bunun da bilincine varmamız çok çok önemli. Bilincinde miyiz? Evet. Pek bilincinde değiliz. Pek bilincinde değiliz, evet. Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili olarak dış politikasına baktığımızda, Kıbrıs politikasına tüm bunlar yaşanırken nedir düşünceniz? Yeni bir strateji dedik. Yeni bir strateji geliştirilirse işte Kıbrıs'ın rolü ne olur? Bölge açısından. Yavaş şimdi bakınız, gerçekçi olmak gerekir. Şu anda dünyayı ilgilendiren konu Suriye konusudur. Büyük güçleri ilgilendiren konu Suriye konusudur. İşte yarın itibariyle bir ateşkes söz konusudur. Bu ateşkes olacak mı, olmayacak mı? Bu çok önemli. Olursa bir siyasi süreç başlayabilir. Olmazsa bu savaş çok daha çirkinleşebilir, çok daha kötüleşebilir ve John Kerry'nin dediği gibi artık Suriye'nin bölünmesi gündeme gelebilir. Şimdi bütün bunlar şey edilirken Kıbrıs'ın büyük güçlerin gündeminde çok önemli bir yer alması mümkün değil. Kıbrıs onlar için şu anda çok büyük bir sorun yaratmıyor. Ha, ne diyorlar? Klasik şeydir. İşte müzakereleri yapınız, devam ediniz, bir anlaşmaya varınız. Biz sizi destekliyoruz. Şey bu. Bunu görmeye, yani bu konuda gerçekçi olmak lazım. Türkiye için de şu anda Kıbrıs'ın ben böyle çok çok büyük öncelik olduğunu sanmıyorum. Çünkü biraz önce konuştuk, yani güney sınırında durum çok kötü. Kuzeyinde de çok büyük bir Rusya, Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır içerisinde. Bu göçmenler sorunu tabii çok çok önemli. 2 milyonun üzerinde insan Türkiye'de bulunuyor ve bunların sayısı artabilir önümüzdeki dönemde. Eğer bu savaş devam edecekse Türkiye'de. Bunlar içerisinde Türkiye'nin klasik Kıbrıs politikaları, o bildiğimiz açıklamalar, en erken bir zamanda bir çözüm olsun, biz çözümü destekliyoruz. Hatta bazen biraz şeyi kaçırıp da işte tarih de veriyorlar. Evet. İşte Eylül olacaktı, olmadı. Mart dediler, olmadı. Şimdi Haziran dedi Dışişleri Bakanı. Büyük olasılıkla Haziran'da olmaz. Çünkü Kıbrıs Rumların seçimleri Mayıs'ta. Şimdi Mayıs'ta seçimleri bitecek de Haziran'da her şey tamamlanmış olacak. Bana pek gerçekçi gelmiyor. Çünkü liderlerin kendileri şunu kabul ediyorlar. Henüz daha anlaşamadıkları ciddi konular var. Üzerinde anlaşmaları gereken. Belirli konularda ilerlemeler sağlandı. Ama önemli birçok konuda da henüz daha ilerleme sağlanmış değil. Nitekim son görüşmede liderler müzakerecilere şey görevi vermişti. Bu yakınlaşma sağlanamayan konularda yakınlaşma sağlamak için çalışınız, uğraşınız diye. İşte bugün liderler yeniden görüşecekler. Bakalım o konuda bir gelişme oldu mu, ama şunu bilmek lazım. Kıbrıslı Rumlar artık seçim sürecine girmiştir. Evet. Orada seçim kampanyası başlamıştır. Anastasiadis'in bu dönemde yaptığı açıklamalar artık seçimlerle ilgilidir. Yani seçmene mesaj verme şeyini, karakterini taşımaktadır. Siyasi partiler de bu sürece girmiştir. Nitekim bizde şey mesajı verildi. Yani seçim, bu müzakere süreci yavaşlayacak bir dönem, duraklayacak. Ta ki şeyler olsun, seçimler olsun, sonra yeniden canlanacak. Dolayısıyla müzakerelerin devam etmesi gerekir. Şeyi bilelim, seçimlere kadar böyle çok büyük
gelişmeler olması pek mümkün değil. Seçim havası nedeniyle. Seçimlerin tamamlanmasından sonra sanırım bu süreç devam eder. Yoğun bir çalışma ile umarız yıl sonuna kadar bir sonuca ulaşılır. Ulaşılırsa bölgemiz için çok iyi olur. Bölgemizin istikrarına katkıda bulunur. Ulaşılamazsa da işte 50 yıldır devam eden bir sorun olarak veyahut da 60 yıl ne kadar nasıl hesaplarsanız yine uluslararası camianın gündeminde olmaya devam eder. Peki güneydeki seçimlere baktığımızda son bir haber vardı, Sigma Televizyonu'nun yaptığı bir anket. Daha çok boykot, birinci sırada boykotun yer aldığı söyleniyor. Evet. Şimdi, oy burada, verecekleri de DC birinci görüyor. Evet. Nedir? O DC'nin birinciliği kesindir. Evet. İlginç bir şey, benzerlik var burada. Gerek Kıbrıslı Türk seçmende, gerek Kıbrıslı Rum seçmende siyasete bir küskünlük, siyasi partilere bir küskünlük var. Siyasetin sorunlarını çözemediğine inanıyor insanlar. Ve seçimlere gitmeme, oy kullanmama eğilimi her iki tarafta da görülebiliyor şeylerde. Dolayısıyla eğer bu seçimlerde oy verme oranı düşerse Kıbrıslı Rumlarda benim için sürpriz olmaz. Evet. Çünkü bayağı insanlar özellikle bu ekonomik kriz nedeniyle siyasetin çözüm üretemediğine ve o sonuca vardılar. Politikacıların gereken düzeyde olmadığını düşünüyor insanlar. Kızgınlar açıkçası politikacılara. Bu nedenle onun bir doğruluk payı var. Ama seçim günü geldiğinde büyük bir kısmı gider, oyunu verir. Düşüş oranı ne kadar olur bunu göreceğiz. Bizde de benzeri eğilimleri görebiliriz. Yani siyasete küskünlük, siyasi partilere kızgınlık ve bu nedenle gidip oyumu vermeyeyim yaklaşımı. Bence tam tersi olması gerekir. İnsanların gidip oylarını vermeleri gerekir eğer siyaseti düzeltmek istiyorlarsa. Ama böyle bir şey var. Yani Kıbrıs Rumlarda da güçlü olarak bir siyasete küskünlük, siyasetten soğuma eğilimi var. Önümüzdeki anketler çettikçe, açıklandıkça bunu göreceğiz. Sıralamada çok büyük bir değişiklik olmayacak. Yani DC birinci parti olarak çıkacak. AKEL ikinci parti olarak çıkacak. Aralarında acaba ne kadar büyük bir fark olur? Bence bu önemli. AKEL oylarını korursa bence önemli bir başarı elde etmiş olur. DC ile arası çok açılmazsa yine başarılı olmuş olur. Diğer partiler sorunlu. Yani DİKO sorunlu, EDEK sorunlu. Onların oylarında belirli bir miktar düşüş olacak ama DİKO 3. sırayı kaptırmaz. 3. sırada olur. 4. sıra konusunda EDEK'le Lillikas'ın Vatandaşlar Hareketi arasında bir yarış olacak. %5-%6 civarında bir şeyleri var, oy potansiyelleri var. Hangisi 4. sırayı alır? Diğer küçük partilerin ise tabii parlamentoya girememe durumu var. Barajın yükseltilmesi nedeniyle. Kendi aralarında bir işbirliği yapıp da birlikte yani barajı aşmak için birlikte seçime girerler mi? Mümkündür. Nitekim Avrupa Partisi ile bu DC'den ayrılan bayanın hareketi bir işbirliği açıklaması yaptılar. Yani küçük partilerde de böyle bir durum var. %4'e yakın bir baraj var. Onların %4'e yakın oy potansiyelleri yok. Ama yani yeni parlamentoda 4 veya 5 parti olur. Büyük olasılıkla 5 parti olur. Sıralamada da dediğim gibi DC 1. sırada, AKEL 2. sırada, DİKO 3. sırada, 4. ve 5. sırada EDEK ve Lillikas arasında bir şey olacak, yarış olacak. Evet. Son bu kundaklama olayına da değinelim. Tabii. Oradaki yankıları değerlendirildi ve yavaş yavaş artık programı kapatalım. Yani çok üzücü bir olay. Daha önce de tabii aynı camiye karşı saldırı yapılmış olması. Çok kısa süre önce Kıbrıslı Türklere karşı hatırlayalım yapılan saldırılar. Daha önce Mehmet Ali Talat'a yönelik yapılan saldırılar. Daha önce Larnaka'da bir Kıbrıslı Türk'ün bıçaklanması olayı. İki toplumlu etkinliğe, güneye giden Kıbrıslı Türklerin arabalarına yönelik yapılan lastiklerin bıçaklanması zarar verilmesi. Burada bir ortaya çıkan bir tablo var. Kapıların açılmasından sonra
Kuzeyde Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumlara karşı böyle bir şey içerisine girmiyorlar. Yani bu tür olaylar görmüyoruz. Güneyde belirli kesimler böyle provokatif eylemler içerisine giriyorlar. Şimdi burada bunların cezalandırılması çok çok önemli. Kendilerini birilerinin koruyor hissi içerisinde olmamaları çok önemli. Çünkü bakınız, yani şeyi kabul etmek lazım. Şimdiye kadar kimse cezalandırılmadı. Evet. Her olay olduğunda yetkililer, yani Kıbrıs Rum yetkililer de onlar da kınıyorlar, açıklama yapıyorlar, eleştiriyorlar, cezalandırılmalıdır diyorlar. Ama ondan sonra unutulup gidiliyor. Yani bu bir önceki olay, Kıbrıs Türklerin reyonelik saldırılar, dövülmeleri, arabalarına zarar verilmesi. O dönemde de Türk tarafından çok sert açıklamalar yapıldı. İşte cezalandırılsın muhakkak falan filan. Anastasiyadis de çok sert bir şekilde. Ondan sonra pek bir şey duyulmadı o konuda. Yani bir cezalandırma olduğunu görmedik. Bence bu işleri yapan küçük gruplardır bunlar. Çok büyük gruplar değildir. Amaçları provokasyondur. Bunlara karşı devlet, güvenlik güçleri, polis etkili şey almazsa bunlar cesaret bularak, biz ceza almayız havasına kapılarak bu şeyleri sürdürecekler. Bu da tabii zarar verir. Evet. Havaya oluşan şeye zarar verir. Dolayısıyla burada Sayın Anastasiyadis'e önemli görev düşer, polisine önemli görev düşer. Bu insanları bulmak bence çok zor değildir. Bulunurlar, cezalandırılırlar. Gazeteler de bunları yazar, isimlerini de yazar. O zaman korkarlar ve geri adım atarlar. Eğer bu örgütleri koruyan birileri varsa devlet içerisinde, derin devlet dediğimiz şey, o zaman bunlar da devam eder ve politikacıların yaptığı bu şey açıklamaları, işte cezalandırılsınlar falan filan da çok şey etmez. Kınamak iyi bir şeydir, çok önemlidir. Karşılıklı olarak kınanması, yani Kıbrıs Rumlar arasında da bu son olayı, cami olayını çok güçlü bir şekilde kınayan çevreler oldu. Ama bakınız, bu olaylar devam ederse artık bu kınamaların çok fazla toplum üzerinde şeyi kalmaz, etkisi kalmaz. Ve o havayı zehirleme hedefine bu örgütler veyahut da kişiler, bilmiyoruz, gruplar ulaşmış olurlar. Dolayısıyla top yetkililer nedir? Karşılıklı olarak her kim olursa olsun, nereden olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, ister Kıbrıs'ta Türk, ister Kıbrıs'ta Rum, ister sağcı, ister solcu, ne isterse. Sen kardeşim şiddet kullandın, yasaları çiğnedin ve bu adada barış yönünde atılan adımları, çabaları dinamitlemeye çalıştın. Senin cezan şudur, işte yasada neyse öngörülen ceza, bunların verilmesi gerekir. Aksi takdirde bu tür tatsız olayları yaşamaya devam edeceğiz. Evet, artık sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ben size. Birçok konuya değindik. Çok teşekkürler, kolay gelsin diyorum. Size de. Sevgili izleyiciler, noktalıyoruz Haber Ajansı'nı. Pazartesi günü yeniden birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.